Merhaba, şu an Seattle limanındayım. Burası dünyanın en büyük ticaret limanlarından biri ve bize aslında bugün bu muazzam büyüklükte bağlantılı küreselleşmiş dünyanın göbeğinde yaşadığımızı hatırlatıyor. Ama bu durum aslında belli bir noktaya kadar hep böyleydi. İnsanlık tarihinin başlangıcından itibaren ilk kültürlerimiz, ilk uygarlıklarımız birbirleriyle çeşitli yollarla bağlantılı oldular. Birbirimizle savaştık, fikir alışverişinde bulunduk, mal ve eşya ticareti yaptık, birbirimize hastalıklar taşıdık. Bu durum özellikle tarım uygarlıkları çağı için geçerli. Çünkü Afro-Avrasya bölgesinde ortaya çıkan bu geniş uygarlıklar, insanlık tarihinde o zamana kadar görülmemiş ölçekte bir alışveriş sistemi için gerekli koşulları yarattılar. Buradaki ana oyuncular Romalılar, Partlar, Kuşanlar ve Han Çinlileriydi. Kurdukları yol ağıyla, liman işletmeleriyle, kullanmaya başladıkları madeni paralarla birlikte daha önce hiç görmediğimiz boyutta bir ticaret için gereken şartlar hazırdı. Bu ticaret esas olarak Büyük İpek Yolu ağında gerçekleşiyordu. Bu yollar Çin'i Orta Asya'dan uzanarak dağlar ve çöller üzerinden Pers ülkesine, oradan da Roma'ya bağlayan bir yol ağıydı. İpek yolu M.Ö. 1. yüzyılda Han Çinlilerinin Avrasya'nın geri kalanıyla bağlantı kurmaya başlamasıyla ortaya çıktı. Bu durum neyse ki Roma'da ilk imparator Augustus'un başa geldiği ve Roma'nın barış içinde olduğu bir döneme rast geldi. Roma'da bir yüzyıl boyunca süren iç savaştan sonra birden bir barış iklimi ortaya çıkmıştı ve bu da Asya'dan gelen egzotik mallara karşı bir talebin oluşmasına imkan sağladı. En çok talep edilen ürün de ipekti. Bu egzotik kumaş minik kurtların yaptığı kozalardan elde ediliyordu. Çinliler bu sırrı binlerce yıl önce keşfetmişlerdi ama şimdi Roma'daki zengin asilzade kadınların en lüks giysilerinin bu egzotik, yumuşak ve neredeyse şeffaf kumaştan yapılmak zorunda olduğu gibi bir inanca kapılmışlardı ve bu da talep yarattı. Bu talebi karşılamak için Çin'den kervanlar yola çıkıyor. Taklamakan ve Gobi gibi korkutucu çölleri ve dünyadaki en yüksek dağ sıralarını geçiyor, bazen malları yolda çeşitli aracılara veriyor ve sonunda Roma İmparatorluğu'na ulaştırıyorlardı. Daha fazla liman açıldıkça ve denizciler yılın belli zamanında gemileri Hint Okyanusu'ndan getiren ve başka bir zamanda da geri götüren muson ticaret rüzgarlarını keşfettikçe deniz yolları da böylece giderek önem kazanmış oldu. İşte bu durum okyanus taşımacılığını ve deniz ticaretini mümkün hale getirdi. Yani şu arkamda gördüğünüz türden şeyden bahsediyorum. Sonuç olarak mallara ilaveten dinlerin ve hastalıkların da taşınmasını kolaylaştıran bu yoğun ticaret, 3. yüzyılda Roma'da ve Çin'de yaşanan siyasal istikrarsızlıklara bağlı olarak muhteşem İpek yolunun sonlanmasıyla dağılmaya başladı. Avustralya ve Amerika'da da başka ticaret ağları vardı. Amerika'da Güney Amerika ile Mezoamerika arasında, hatta yukarıya doğru Ohio Vadisi, Mississippi Vadisi ve Chaco Kanyonu'na kadar ticaret yapıldığını biliyoruz. Pek çok mal ve mahsulün bir yerden bir yere götürüldüğünün kanıtları var. Ama açıkçası dünyanın bu tarafındaki alışverişin boyutu çok daha küçüktü ve yoğunluğu da kesinlikle daha azdı. Bu da Afro-Avrasya'ya büyük bir avantaj sağladı. Bu sebeple bu bölge daha dinamik bir yer oldu, daha fazla nüfusa sahip oldu, burada yaşayan insanlar hastalıklara karşı bağışıklık kazandılar ve çok daha fazla teknolojik gelişmeye sahip oldular. İşte bu yüzden 1492'den sonra dünyanın farklı bölgeler arasında yeniden bir bağlantı kurulduğunda Afro-Avrasya diğer bölgeler üzerinde hakimiyet kurdu ve dünyayı modern devrime doğru götürdü. Pek çok açıdan İpek yolu şu an arkamda gördüğünüz ölçekteki alışverişlerin öncüsü olmuştur ve günümüzdeki büyük küresel ticaret ağlarının oluşumunun başlangıcıdır.